Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kendine inanmanın gücünü keşfedeceğiz. Hayatımızın her anında küçük ya da büyük, önemli ya da önemsiz gibi görünen birçok karar veririz. Bu kararların temelinde yatan en önemli faktörlerden biri kendimize olan inancımızdır. Peki, kendimize gerçekten inanmak ne anlama gelir ve hayatımızı nasıl etkiler? Kendine inanmak içsel bir güven duygusudur. Bu güven bizi hayallerimize yaklaştıran, zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayan, cesaret ve kararlılıkla dolu bir duygu. İçinizdeki bu inancı beslemek, bir tohumun büyüyüp kocaman bir ağaca dönüşmesi gibidir. Tohumu besleyen, ona su veren, güneş ışığı sağlayan sizsiniz. Ve bu ağaç büyüdükçe size gölge, meyve ve huzur sunar. Hayatımızda kendimize olan inancımızı sorgulatan pek çok an yaşarız. Belki bir sınavdan düşük not aldık. Belki iş görüşmesi istediğimiz gibi geçmedi ya da kişisel ilişkilerimizde zorlanıyoruz. Bu anlarda iç sesimiz devreye girer ve bizi yargılamaya başlar. Başarısızsın, yapamazsın, değmezsin. Ancak bu olumsuz düşüncelerin üstesinden gelmek ve kendimize olan inancımızı yeniden kazanmak tamamen bizim elimizde. Kendine inanmanın gücü sizi en karanlık zamanlarda bile aydınlatacak bir fener gibidir. Thomas Edison'ın hikayesini düşünün. Ampulü icat ederken yüzlerce kez başarısız oldu. Ama her seferinde kendine olan inancı onu yeniden denemeye itti. Sonunda başarısızlıklarından öğrenerek dünya için devrim niteliğinde bir buluş gerçekleştirdi. Kendinize inanmak aynı zamanda başkalarına da ilham verebilir. Bir çocuğun gözlerinde öğretmenine olan güvenini görebilirsiniz. O çocuk öğretmeninin desteği ve inancıyla büyür, gelişir ve kendi potansiyelini keşfeder. Siz de etrafınızdaki insanlara örnek olabilir, onların kendilerine inanmalarını sağlayabilirsiniz. Bu adeta bir domino etkisi yaratır. Bir kişinin kendine olan inancı çevresindekilere de yayılır ve toplumu pozitif yönde etkiler. Şimdi sizden bir an durup düşünmenizi istiyorum. Hayatınızda kendinize gerçekten inandığınız bir anı hatırlayın. Belki bir sınavdan başarıyla çıktınız. Belki yeni bir işe başladınız ya da bir hobinizi profesyonel bir seviyeye taşıdınız. O anki duygularınızı ve başardığınız şeyleri hatırlayın. İşte o an kendinize inandığınız andı ve bu inanç sizi başarıya götürdü. Unutmayın, her birimiz eşsiziz ve hepimizin içsel bir potansiyeli var. Kendimize inandığımızda bu potansiyeli ortaya çıkarabilir ve hayatımızı daha anlamlı, daha dolu dolu yaşayabiliriz. Kendi hikayenizi yazarken kendinize olan inancınızı bir kenara bırakmayın. Çünkü bu inanç sizi her zaman ileriye taşıyacak en güçlü araçtır. Büyüklere Masalların bu ilk bölümünde kendinize olan inancınızı keşfetmenizi ve bu inancı her daim canlı tutmanızı dilerim. Hayat yolculuğunuzda içsel gücünüz size rehberlik etsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize inanın. Ha bu arada, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim.